İyi haftalar değerli izleyiciler. Türkiye İstatistik Kurumu saat 10'da yılın 3. çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını açıklayacak. Ticaret Bakanı Ruslar Pekcan Kasım ayı ihracat rakamlarını açıklayacak bugün. Yarın Kasım ayı enflasyon rakamları da açıklanıyor. Bu hafta çok veri dolu bir hafta olacak. Asgari ücret tespit komisyonu 1 Ocak 2020'den geçerli olacak. Asgari ücreti belirlemek üzere bugün ilk toplantısını yapacak efendim. Milyonlarca çalışanın gözü bu toplantıda. Bankalar Ekim ayında 5 milyar 148 milyar lira ile Ekim ayının tarihini kırdı. Tarihi rekoru kırdı. Ocak-Ekim döneminde bankaların faiz geliri 272,1 milyar lira oldu. Piyasalar haftaya nasıl başlıyor da diyeceğiz. Profesör Doktor Emre Aykin'le beraber bir saat boyunca sizlerden gelen soruları da yanıtlıyor olacağız. Ben Nazlı Bolak, Parasal başlıyor. Hocam günaydın. Günaydın ve tebrik ederim. Hocam teşekkür ederim. Bu kaçıncı ödül oldu? 4. 4 tane ödül. Bu çok önemli. İnşallah başarılarınız böyle devam eder. Nazlı Bolak hanımefendi, duyduk duymadık demeyin. 4. ödülünü aldı. Yayın hayatına başlayalı biri. Yani TV100'ün başarısı. En başta Nazlı Bolak hanımı, sonra bizimle beraber bu yayını gerçekleştiren kameramanlarımızı, ardından rejiyi, yönetmenimizi, TV100 çalışanlarının tamamını sizin şahsınızda kutluyorum. Bu çok önemli bir şey. Çok teşekkürler yani hocam. Çünkü, evet, bu bir ekip bunu... işi. Biz de hocam şu an yönetmenim de diyor. Biz de sizi kutluyoruz. Her şeyden önce bu bir ekip işi diye düşünüyorum ben. Sizinle beraber yaptığımız yayınların da burada çok önemli bir payı var. Tüm ekip olarak biz burada birlikteyiz. Hem de çok teşekkür ederim. Bu ödülü Londra'da almak daha da önemli oldu. Bir yurt dışı kabul görmek. Şimdi niye kadınların ödül almasını, niye kadınların başarı kazanmasını, işte sizin gibi kıymetli insanların ve Amerika'daki hanımefendi hocalarımızın, kadın hocalarımızın aldığı ödülleri, Ufuk Tarhan'ın benden de yukarıda, dünyanın en etkili, yani 2 puan benden üstte, 2 sıra ve ben bununla gurur duyuyorum. Neden? Yani dünyanın en etkili 20 ekonomisti arasına girmesini önemsiyorum. Efendim bir kere herkes bunu çok iyi bilsin, Türkiye Cumhuriyeti kadın ve erkeğin yan yana yürüdüğü bir modernleşme projesidir. Ama bu modernleşme projesiyle alakalı ben bu sabah çok çarpıcı rakamlar paylaştım. Yani bu modernleşme projesinin neresindeyiz diye. Sizin aldığınız bu ödülün benim için önemi büyük. Çünkü Cumhuriyet'in ilk 15 yılında kadınların istihdama katılımı %46-48 civarında. Bugün itibariyle ite kaka %38 olmuş. Evet. Ve OECD rakamlarına bakıyorum. İnanılmaz. Yani OECD ortalaması 64. Biz Meksika %47, ondan da uzak ara sonuncuyuz. Erkeklerin iş gücüne katılım oranı %78. Yani aradaki farka bakın. Erkekler %78 iş gücüne katılımda, kadınlar 38. Ve bazı siyasiler de diyor ki kadınlar çalışmak istiyor diye işsizlik artıyor. Bu seviyedeki bir zekaya benim gerici demem mümkün değil. Bunun psikolojik bir sebebi var. Çünkü bizim güzel dinimiz böyle şeyler söylemiyor. Söylemiyor, demiyor. Kutsal kitabımız böyle şeyler demiyor. Sizce bunu söyleyen kişi ne demek istiyor? Bence onun kadınlarla problemi var. Türkiye'de erkeklerin önemli bir kısmının kadınlarla problemi var. Ve özgür olmadığı için ruhu, vicdanı da hür olmadığı için irfanı da hür değil. Çünkü eğitimini böyle almış. O yüzden ben insanları suçlamam. Analarını, babalarını, eğitmenlerini suçlarım. O sözü ağzından çıkaran kişi büyük ihtimalle bir psikolojik hezeyan içerisinde. Ne alakası var ya? Kadınlar çalışmak istiyor diye erkekler işsiz kalıyormuş. Yani. Neyse, devam edin. Çok enteresan bir bakış açısı. Şimdi kayıt dışı istihdamda erkekler %29, kadınlar %43. Nasıl? Muazzam. Ücretsiz aile işçisi olarak erkeklerin çalışma oranı %4, kadınlar %24. Yani kadınlar çalışıyor, erkekler oturuyor. Öyledir zaten kırsal. İşsizlik oranlarına bakalım. OECD'de kadın işsizliği son 10 yılda ortalama %7. Türkiye'de %14'ten aşağı düşmemiş. Brezilya bizden biraz daha iyi, %12. Meksika bile bizden iyi. Ya Meksika'nın bile bizden iyi olmasını kaldıramıyorum. Yüreğim kaldırmıyor. Peki kadınların ortalama geliri erkeklerin ne kadarı?
söyleyeyim. Türkiye'de %40. OECD ortalaması %60. Dünya %56. Ya dünyadan bile kötüyüz ya. Yani kadınlarla erkeklerin gelir farkında dünyadan bile kötü olmak ne demek? Bu başarı ya. Bunu ben söylemiyorum. OECD istatistikleri söylüyor. Daha da devam edeyim. Eğitim olarak eşitliği sağlamışız. Ama şaka. Kadınların ortalama eğitimi 7 yıl, erkeklerinki 8.8. Eğitim her yerde kötü. Kadın için de kötü, erkek için de kötü. Kadınlar daha kötü ama. Daha kısa eğitim görüyorlar. OECD'de sıkı durun. Kadınlarda 11.7 yıl. Yani neredeyse 5 yıl daha fazla eğitim görülüyor. Erkeklerde de 12 yıl. Hemen hemen yakın. Dünyada 7.7 yıl. Yani dünya ortalamasıyla aynıyız kadınların eğitiminde. Erkeklerde de biraz daha kötüyüz. Yani eğitimde kötüyüz. Şimdi siyasi temsile geçeyim. Çok övünüyor ya herkes. Kadın milletvekili falan filan. Dünyadan daha da kötüyüz. Ya Suudi Arabistan falan parlamentosu var. Düşünün bu ortalamalara katılan. Dünya ortalaması %23 parlamentolarda kadın oranı. Bizde sıkı durun %15. OECD'de %28. O yüzden sizin gibi kıymetli kadınlar gidip ödül aldığı zaman seviniyorum. Yani erkeklerin ödül almasından daha bana mutluluk verici geliyor. Çünkü Türk kadını müstesnadır. Türk kadını beceriklidir, akıllıdır, çalışkandır, bilimseldir, sanatkardır, sporcudur aynı zamanda. İşte örnekleri ortada zaten. Evet. Ama geldiğimiz yer iyi bir yer değil. Yani kadınlar çalışıyor ya da çalışmak istiyor diye işsizlik artıyor diyen siyasiler var ya. Bırakın iktidardaki konuşanları, ya muhalefete gidin bakın. Kadın temsilinin durumuna. Yani ben kendi üniversitemde söyleyeyim, övünmek gibi olmasın. Kadın çalışanlarımız erkek çalışanlarımızdan fazla. Ve çok da mutluyuz. Hiçbir hocam bu kanalda da öyle. Yani hiçbir arızamız yok. Nasıl diyeyim? Tıkır tıkır çalışıyor. Saat gibi çalışıyor her şey. Nedir bu korkunuz? Kadınlardan niye korkuyorsunuz? E korkarlar tabii. Çünkü bunun arkasında inanç yok. İnancımız böyle bir şey söylemiyor bizim. Hiçbir dinin öğretisinde de böyle şeyler söylendiğine inanmıyorum. Ben kendi dinimi biliyorum. Hiç böyle şeyler demiyorum. Erkekle kadın omuz omuza geleceğe doğru yürür. El ele tutuşur yürür. Tamam mı? İsteyen yalnız yürür, isteyen beraber yürür. O da ayrı mesele. Ama kadını itekleyerek yürümez. Öyle bir şey yok. Yani bir kadına sinirlendi diye veya siyasi olarak yenildi diye bir geçit töreninde omuz atan adam da var yani. Bunları da gördük. Yani bir kadına omuz atıyor. Herhangi bir adama da atamazsın. Yani erkek erkeğe de atsa çok kötü de. Şimdi onu diyecektim. O da kötü yani. Evet. Çocuğa, kadına şiddetin neredeyse resmileştirildiği, normalleştirildiği bir devir yaşıyoruz. O yüzden sizin aldığınız ödül çok önemlidir. Bundan bahsetmeden edemedim. Sırf bu sabahki yazıyı da sizin başarınızın ilhamıyla yazdım. Çok teşekkür ederim. Ama ne durumda olduğumuzu da anlatmak istedim. Yani bu benim kitapta yok. Bu yeni kitapta bahsedeceğim bunlardan. Ama kimse unutmasın. Mahvi İlmez Hoca'nın da her toplantıda altını çizdiği gibi Türkiye Cumhuriyeti kadın ve erkeğin yan yana yürüdüğü bir modernleşme projesidir. Bu geriye gitmez. Anca ileri gider. Dolayısıyla geriye gitti mi de bak ne oluyor. Ekonomi niye böyle? Niye tartışıyoruz? Niye ekonomide bazı şeyler iyi çalışmıyor? Adaletsizlik vardı ondan. Her yerde adaletsizlik olunca ekonomi çalışır mı? Değil mi? Kahkaha attı diye kadınlara kafayı takan siyasetçilerimiz de var. Ama maşallah en iyi yerlerdi. Yani büyük ihtimalle kahkaha atmış bir kadınla bir problemi olmuş herhalde. Ama özelde yaşadığı şeyi genele şamil yorumla süslüyor. Kafaya bak mesela. Dolayısıyla yani kahkaha atan erkekten hoşlanıyor ama. Enteresan. Niye kadından hoşlanmıyorsun? Gülemez mi kadın ya? Dolayısıyla bunların hiçbirinin dinle, inançla falan alakası yok. Bu tamamen kişinin kendi kafasındaki psikolojik hezeyanlar. Tedavi olmaları lazım. Bu kadar basit yani. Toplumca tedavi olmalıyız. Bunu da yazabilirler. Kadın konusunda toplumca tedavi olmalıyız. Hocam çok yanlış anlaşılır onu yazı olarak yazarsak şu an. Tabii yani şeyiz ya, psikolojik bir sıkıntı var. Evet. Yani kadınlarla bir derdi var bu memleketin ve sürekli iteklemeye çalışıyor, itmeye çalışıyor.
Orada haklısınız. Yani Allah yardımcınız olsun. Yani biz elimizden geldiğince... Ama hocam bir kadın olarak da konuşmak gerekirse bunları yaşadıkça kadınların erkeklerden bazı konularda daha güçlü ve iradeli olduğu olmasının sebebi de biraz bu olabilir diye düşünüyorum. Ben kendimden örnek veriyorum. Peki bana kalırsa kadın erkekten çok insan diye yaklaşmak lazım. Orası öyle. Ahlaklı, erdemli, özü sözü bir, eli açık, paylaşımcı, tertemiz, oturması, kalkması düzgün olsa da fark etmez, olmasa da en azından mert insan, kadın da olabilir, erkek de olabilir. Bu tariflerin hiçbiri doğrudan erkeğe çıkmaz. Ama kadınlar bir de annelik fonksiyonları da var, üstüne üstlük. Olmayabilirler de, önemli değil. Ama içte var. O güç tabii ki erkeklerden birçok konuda ileride olmalarını sağlıyor. Olmayabilir de. Olmayabilir de. Yani anne de olmayabilir. Ama o içeride o güç var. Dolayısıyla bir şefkat var vesaire var. O yüzden nasıl diyeyim? Tabii ki erkeklerden bazı konularda bir iki adım önde. Saatlerce çalışabilirler. Şikayet etmeyebilirler vesaire. Ama özünde Türkiye Cumhuriyeti, tekrar hatırlatayım, kadınlarla erkeklerin yan yana yürüdüğü bir modernleşme projesidir. Siz de bu projelerin en müstesna örneklerini oluşturuyorsunuz. Ta geriye kadar Cumhuriyet'in kuruluşuna, hatta kuruluşundan önce kadın haklarını savunan kıymetli hanımefendilere kadar da giderim. Yani kadın hakları Türkiye Cumhuriyeti kurulmadan önce de çok ileriye çıkmış, sürekli engellenmiş. O yüzden kadınlarımız güçlüdür. Bu topraklardaki kadınlar milli mücadelenin de bu başarısını ortaya koyan insanlardır. Onlar olmasa yapamazdık biz bunu. O yüzden bunu bir hatırlatayım dedim. Ondan sonra diğer konulara geçelim. Hocam çok teşekkür ederim. Konuyu çok güzel bir yere bağladınız. Gerçekten çok teşekkür ederim diyelim ve dediğiniz gibi konumuza geçelim. Aslında hocam şöyle, ben konu başlıklarını söyleyeyim. İlk başlayacağımız konu isterseniz siz seçin. Bugün saat 10'da 3. çeyrek büyüme verisi geliyor. Moralinizi bozmayın, çok iyi gelmeyebilir. Çünkü 3. çeyreğe ait bu. 4. çeyrekte toparlanacaktık zaten. Zaten Bakan Albayrak da o şekilde demişti. Ondan sonra o yüzden bu gelen yani rakam geçmiş rakamdır. İçinde bulunduğumuz aylara da ait değildir. O yüzden bir önceki yere aittir. Yani nedir? İşte Temmuz, Ağustos, Eylül. Eylül. Temmuz, Ağustos, Eylül geçti. Ondan sonra yaz aylarıydı zaten. Herkes şikayetini yaptı. Herkes her şeyi biliyor. O yüzden çıkan rakam çok geçirmesin. Biz öbür konulara bakalım. Açıklandığı zaman konuşuruz. Yani. Tamam. Açıklandığı zaman konuşalım o zaman. Yarın enflasyon açıklanıyor hocam. Doğru. Yarın siz de daha doğrusu bugün çok önemli bir toplantı için Londra'ya, yurt dışına Londra'ya gidiyorsunuz. Doğrudur. O yüzden sizin biraz da yarın açıklanacak enflasyon ile ilgili görüşlerinizi bugünden alalım. Hatırlatma olması adına da özür dilerim hocam. Yönetmenimden de yeni ekonomi programında açıklanan enflasyon tablosunu da burada bulunduralım. Hocam sözü size bırakıyorum. Şöyle diyeyim, çift taneye dönme ihtimalimiz var. Hı hı. Ama bu moral bozucu olmasın. Çünkü bir önceki aylarda bir baz etkisi vardı. Ve olumlu çalışıyordu. Çünkü negatif enflasyonlar çıkıyordu. Şimdi negatif enflasyon yok. Bütün enflasyonlar geriye doğru dizinde pozitif. Yani ne geliyorsa üstüne eklenecek. Çift taneye dönebilir. Ya bu ay ya Ocak ayında. Hı hı. Dolayısıyla moral bozmayalım. Çünkü bu Kasım ayının enflasyon oranı. Gelecek ay Ocak ayında, yani yılbaşını sizinle beraber hey diye kutlarken, inşallah iyi bir yıl olur hepimiz evet, için. İnşallah. 2019'dan iyi olacak, kimsenin kuşkusu olmasın da. Tüm yılın enflasyonu çift tane gelebilir. Bunu da bu aydan anlarız biz. Hı hı. O yüzden Kasım ayı enflasyonu üzerine öyle uzun uzadıya yorum yapmaya gerek yok. Asıl biz 3 Ocak sabahı yapacağız o yorumu. Onu bir konuşacağız. Ya da sarkarsa 3 Ocak, işte 4 Ocak falan. Ama şu an gördüğümüz kadarıyla bir enflasyon hedefi var. Sayın yönetmenim de YEP hedefini oraya koymuş durumda. Hı hı. 2018'de %20. Ağırdı yani. 2019'da %12 hedefleniyordu. Tutacak. Tutacak belli oldu zaten. Şimdi 2 ay kala hani tutacak demenin de bir falcılık tarafı yok tabii ondan sonra. Zaten değiliz falcı. Ha 2020 8,5 vallahi inşallah olur.
Ondan sonra hedefimiz zaten %5'in altına indirmek. Burada konu ne oluyor? Yine dönüp dolaşıp Merkez Bankası'nın vereceği faiz kararı da burada çok büyük bir önem taşıyor. Şimdi, siz hep diyorsunuz 2020'de önce Merkez Bankası enflasyona bakacak, ondan sonra faiz kararını verecek diyorsunuz. Şimdi şöyle, kalkıp anlatabilir miyim? Tabii ki de hocam. Kameramanlarımı zorlamayacaksam eğer. Yönetmenim tabii diyor. Şimdi bakın, enflasyon nasıl düşüyor diye kızıyorlar. Bir daha hatırlatıyorum. Enflasyon düştü demek, fiyatlar geriledi demek değil. Evet. Enflasyon düştü demek, fiyatların artış hızı yavaşladı demek. Şimdi, 2018'de %20 yaşadık. Hı hı. 2019'da da 12 yaşayacağız değil mi? Hı hı. Toplayın kaç çıkıyor? %32.3. Yani demek istiyor ki, TÜİK, 2 yılın toplamında fiyatlar %32.3 arttı diyor. Onların dizininde. Şimdi kimsenin geliri 2 yılda %32.3 artmadığı için ben hissetmiyorum bu düşüşü diyor. Haklılar. Ama konu bu değil. Zaten negatife döndü fiyatlar. Elma 5 liraydı 3 lira oldu demiyor TÜİK zaten. Ben TÜİK başkanını bir açıklamaya davet ederken bunun için davet ettim. Herkes yanlış anladı. Vay adamı sıkıştırıyorsun. Niye sıkıştırayım canım? Bilgili insanlar. Çıksınlar bunu söylesinler. Biz fiyatlar geriledi demiyoruz arkadaş. Hayat pahalılığını da açıklamıyoruz. 400 küsür kalem mal var. Bunu da şehir şehir inceliyoruz. Sonuçta böyle çıkıyor. Ben ne yapayım desin. Ve zaten ben düştü demiyorum. Al bak. Şimdi 2019'dan 2020'nin sonuna geldiğimizde geçmişki yılda yaşadığımız 32.3'lük enflasyon kaça düşecek? %20.5'e düşecek. Sonra eğer başarırsak 2021'in sonunda yaşadığımız enflasyon da %14.5'a düşecek. Ve inşallah 2022 yılının sonuna geldiğimizde 2 yıllık yaşadığımız enflasyon 10.9'a düşecek. Hayata böyle bakmak lazım. Demiyor ki fiyatlar negatife geldi, fiyatlar geriye düştü demiyor. Artış hızında yavaşlama var diyor. Var mı var? Var. Evet tamam okey ama hayat pahalılığı olan insan da haklı diyor ki ya eskiden diyor bu ücretimle diyor fileyi dolduruyordum şimdi dolduramıyorum diyor. %100 haklı zaten nasıl dolduracaksın? 2 senede %32.3 enflasyonun olmuş zaten. Senin gelirin o kadar artmamış ki tabii ki dolduramazsın ve haklısın. Kızmakta da haklısın. O yüzden zaten biz de diyoruz ki enflasyonu düşürmek telefon açıp fiyatları indir bakalım demek değil. Enflasyonu düşürmek mal ve hizmet üretiminin maliyetini düşürerek onları vatandaşa makul fiyattan satmaya ikna etmektir. Çünkü insan gelecekte enflasyonun düşeceğine inanırsa hem fiyatlama davranışını düzeltir, makul olur. Hem de tüketici de makul olur. Evet. Bir cesaret gelir. Tamam bir sakinleşeyim der. Ya korkudan geri çekiliyor ya aman yarın daha pahalı olacak diye lüzumsuz yere abanıyor, diyece fiyatları arttırıyor. Yani dolayısıyla güven geldi mi oturur işler. O yüzden ne diyorum hep döviz kurlarının yönünü siyaset ama trendini hep ekonomi belirler. İnsanların inancı yoksa bir şey anlatamazsın. Ne diyor Akinalı Tom'a? İnanan için açıklama gerekmez. İnanmayana ne kadar açıklasan yetmez diyor. Şimdi inanmayan bir insana sen açıkla vallahi işte düştü kalktı falan. Diyor ki arkadaş ben hissetmiyorum diyor. O yüzden bu güzelliği gerçekten enflasyon düşüyorsa hissedene kadar bekleyeceğiz ama o sırada gelirlerin de artması lazımdı. Gelirlerin artması için şirketlerin kâr etmesi ve çalışanlarına makul ücretler vermesi lazım. Yani her şey birbiriyle zincirleme gidiyor. Gelir artmayan bir insan tabii ki enflasyonun düşüşünü hissetmez. Tabii. Bu kadar basit. Yani fiyat, çünkü diyor ki filemi dolduramıyorum. Eve giderken daha az diyor. Ondan sonra eşyayla gidiyorum daha az diyor. Yiyecek içecekle gidiyorum. Haklı mı haklı? Haklı. Ha, bir de bu ortalamalar bunlar. Bir de gıdada mıdada biliyorsunuz nasıl roket gibi gidiyor fiyatlar. Dolayısıyla insanları biraz anlamak lazım. Haklılar. O yüzden onu söyleyeyim. Siz ikinci soruya geçin istiyorsunuz. Enflasyonu böylece anlatmış oldum. Yani yine çift haneye dönecek. Fakat inşallah sene sonunda biz tek haneye doğru gidebileceğiz. Peki hocam. Büyüme ile ilgili olarak geçtiğimiz hafta birkaç tane soru gelmişti. Evet. Şu anda önümde de sorular düşüyor. Hepsine sırayla değineceğiz. Hocam büyüme ile ilgili olarak %5'lik büyümeyi önümüzdeki 3 yıl için hedeflenen büyüme oranı %5. Doğrudur. Şimdi enflasyon düşecek deniliyor. Faiz indirimi bekleniliyor önümüzdeki süre içinde.
Önümüzdeki süre derken önümüzdeki yıldan bahsediyorum. İşsizlik ile ilgili bir düşüş söz konusuyken büyümenin önümüzdeki 3 yıl boyunca %5 olması ile ilgili sizin görüşünüzü merak ediyor buradaki bir izleyicimiz. Haklı. Anlatmaya çalışayım. Şimdi %5 2020 için çok makul. Niye? Sıfırla falan tamamlayacağız zaten bu sene. Hı hı. Büyüme rakamları her zaman bir yıl önceki aynı döneme göre bakılıyor. Dolayısıyla dördüncü çeyrek rakamı zaten yüksek çıkacak bu senenin. Çünkü çok kötüydük zaten. Şimdi ileri gideyim. 2021'de de %5 olur mu? Olabilir. Olabilir. Benim hep programlarda ısrarla durduğum şekilde inşaatın üzerine değildi. Hı hı. Daha çok yüksek teknoloji, işte çarpıcı sıra dışı işim, marifetli işler yapmak, ihracatın katma değerini arttırmak, değil mi? Ondan sonra vesaire. Bu tip daha yüksek katma değerli işlere dönersek biz sürekli %5 de büyürüz. Ama dönüp ben mega proje yapacağım diye bütün kaynakları gidip oraya koyarsanız, o zaman özel sektör, benim sürekli şikayet ettiğim özel sektör hakikaten başını kaldıracak vakit bulamaz. Geçen hafta İzmir Kemalpaşa'daydım. Ben inandım. Kemalpaşa'nın organize sanayi bölgesinin kıymetli üyelerini görünce, Türkiye'yi karış karış geziyorum, bütün organize sanayi bölgelerine gidiyorum. İnanıyorum ben Türk sanayicisine. Üretmek istiyor zaten. Müsaade edilmiyor biliyor musunuz? Diyor ki arazi problemi var. Kapasiteyi genişleteceğim. Aman Allah'ım diyor, belediyesi diyor, bakanlığı vesaire ya engelliyorlar diyor. Önümü açın kardeşim diyor. Hı hı. Daha fazla üreteceğim diyor. Ve daha kaliteli üreteceğim diyor. Bunu geçen hafta söylediğinizde çok ses getirdi. Tabii. Özellikle sosyal medyadaki paylaşımlarla. Şimdi Türkiye'nin büyümesinin önündeki engel üretemiyoruz değil, ürettirmiyoruz. Bıkmış artık sanayici. Tamam ya, ben artık diyor kapasitemi niye arttırayım diyor. Sürekli kahır çekiyorum diyor. Bir de diyor hor görülüyorum. Hadi diyor bir yeşil pasaport verdiler. İhracatçıyız diyor. Ama diyor ben diyor maliyetlerimin daha makul seviyeye inmesini istiyorum. Önüme tren hattı istiyorum. Çünkü ben onu kamyonlarla götüremem diyor o kadar malı. Ve diyor limana ulaşmak istiyorum. Bizim lojistik ağımızı düzen. Şimdi Çin'den kalkan lokomotif Ankara'ya geldi. Ya arkadaş, sen daha Dilovası'ndan kalkan lokomotifi limana götürürken sıkıntı çekiyorsun. Yani herkes böyle şeyler söylüyor. Tamam bunlar güzel işler ama bak, ama Çin'den kalkan lokomotif gidiyor. Bizden kalkan lokomotif Çin'e gitmiyor. Hiç kimse onu konuşmuyor ama. Ya mallar hep doğudan batıya doğru hareket ediyor. Allah aşkınıza biraz aklımızı kullanın. Konu bizim rekabetimizi nasıl etkileyecek? Şimdi etkileyecek tabii. Yani şöyle, Çin'den yarı mamul bir şey geliyorsa bunu Türk usulü üstüne katma değer koyup satabiliriz. Ama yani Çin'in nihai ürünleri geliyorsa transit ticarete yarar bu iş. Başka bir işe yaramaz. O yüzden bu kuşak projesi falan filan biraz gözlerini açması lazım insanlara. Yani öyle, ben diyorum ki bakın, Kayseri'de, Konya'da, Gaziantep'teki malı sen demiryolu hattıyla ucuz bir şekilde, hem de makul bir fiyattan limana getiremedikten sonra Çin'den kalkan trenin Ankara'ya gelmesinin ne manası var ki? Bana lütfen birisi bunu anlatsın ya. Çok güzel özetlediniz. Ya ne yapayım şimdi? Adam diyor ki ya arkadaş da Amerika'ya ihraç edeceğim malı diyor. Yemin ederim limana götürmek Amerika'ya göndermekten daha pahalı diyor. Bunu ilk söylediğinizde çok şaşırmıştım. Ya böyle bir şey olabilir mi yani? Şimdi insanlar, Türk insanına güvenin. Bak benim Türk sanayicisinde eleştirdiğim şey, bir kafasını kaldırıp risk alıp çok daha yüksek katma değerli işler yapabilir. Bir işe kafayı koymuş, böyle devam ediyor. Mesela cumartesi günü Ankara'daydım biliyorsunuz, konferans verdim. Şimdi havalimanındayım, yanımda iki tane adam bir şey konuşuyorlar ama o kadar yüksek sesle konuşuyorlar ki. Yani bütün havalimanı duyuyor. Anlattığı şey, torda tezgahının kenarı çatlamış, onu anlatıyor. Ya senin başka bir şeyin yok mu bu hayatta ya? Bir okuduğun kitap yok mu? Bir gittiğin sinema yok mu? Bir efendim, bir sanat olayı, bir spor olayı, hiçbir bir şey yok senin hayatında. Ve niye insanlar seni dinlemek mecburiyetinde? İşte sanayicinin, ticaret erbabını bu haline kızıyor. Arkadaş, bundan başka dünyalar da olduğunu bir öğren. Bak her şey çok güzel olacak senin için. Değil mi? Daha da güzel olacak. Çünkü bütün tasarımlar kafanı özgürleştirdiğinde geliyor. Sen hala bağıra çağıra marifetmiş gibi kendi yaptığın işi anlatıyorsun. Ya şimdi düşünsenize, ben Emre Erkin, Nazlı Bolak, havalimanındayız.
Yanımızda da bir sürü insan var. Sabahtan akşama televizyon konuşuyoruz. Sıkılır ya millet. Ya sizin başka hocam, işiniz yok. Hocam biz de sıkılırız. Sıkılmaz mıyız? Ben sıkılırım zaten konuşmuyorum. Benim rahmetli babam, yani dünyanın en iyi ekonomistlerinden bir tanesi. Evde bir gün ekonomi konuşmadı. Sanat konuştu, spor konuştu, kitap konuştu, sinema konuştu. Ve biz böyle büyüdük. Hiçbir eksikliğini de görmedik. Lütfen sanayici arkadaşlar, yaptığınız işten başka hayatınız da olsun ya. Ben fabrikanın bahçesinde yatıyorum. Ya evine git, deli misin? Niye duruyorsun? Bir seyahate çık. Seninle aynı sektörde ne işler yapıldığını gör ama farklı sektörlere de bak. Git mesela o yarış arabalarına bak. Geçenlerde birisine dedim, tekstilci bir hanımefendi. Dedim ki çok iyi bir ürününüz var ama bir de aynen o arabaların bir de yarış arabası versiyonu gibi bende bir de bu var deyin ve iddialı bir şeyle çıkın. Herkes ona bakıp bari onu alamıyorsan ben bunu alayım desin. Yani markanın yükseltin ama sadece kafayı konfeksiyona takarsanız hiçbir şey olmaz. O yüzden ben diyorum ki bu %5 değil. Yani bir sene değil, 1, 2, 3 kaç sene yaparız biz bunu hiç merak etme. Ama bir tek şey, daha yeni palazlanmış sanayicilerin, benden gençti o iki arkadaş büyük ihtimalle 40'lı yaşlarda. Ama başka bir şey konuşmuyorlar ya. Eve gidiyorlar, evdeki hanımlar da büyük ihtimalle sadece börek açtım, işte çocuk bugün bunu yaptı, sabahtan akşam bunu konuşuyor. Ya başka bir şeyler konuşun, dünya ileriye doğru gidiyor. Yani 5G'yi konuşacağına ondan sonra gidiyor, diyor ki Kanal İstanbul'un etrafından arazi almış Allah'ı yıllar evvel, duymuş çünkü. O nasıl değerlenir onu bekliyor heyecanlı. Ya bütün hayalin bu mu senin ya? Oo, yani bir şiir paylaşmıştım. Ondan sonra geçenlerde birisi benim adıma paylaşmış, biliyor musunuz? Çok enteresan buldum. Ve çok da hoşuma gitti. Çünkü hayatın nasıl geçtiğini hiç görmüyoruz. Şöyle, zamanı gelmeden vakit geçmesin. Vakit bir türlü geçmiyor derken ömür geçmesin. Sen ana koşarken o senden kaçmasın. Anı beklerken önünden geçip gitmesin. Ben yazdım bunu. Bir hanımefendi de sağ olsun paylaşmış. Geçer ya, vakit geçer. Sen torna tezgahının köşesinin çatlağı yok, bilmem ne presinin, ondan sonra elektrik kesilmiş de falan. Millet zaten bunu duymak mecburiyetinde değil. Sen başka bir şey söyle. Bir sanatla ilgili bir şey söyle. Sporla ilgili bir şey söyle. Veya duyduğun, öğrendiğin bir şey anlat bize. Ben de kulak misafiri olayım. Biraz yaptığınız işten başka hayatınız olsun. O zaman büyüme olacak. Bak, başka bir şey konuşmuyorsun. Aldığın araba, ondan sonra ne güzel araba almış, içinde falancaya yaptırmış, onu konuşuyor. Yani bu nasıl düz yüzeysel sohbetler? Ve bunu yaptığı yer dünyanın buluşma noktası İstanbul Havalimanı. Niye bunu esprili şekilde söylüyorum? Ya arkadaş, artık İstanbul'dasın sen. Napolyon bile demiş, dünya tek bir ülke olsaydı İstanbul'un başkenti olurdu. Ya nerede yaşadığının bir farkına var ya. Evinde değilsin sen. Bakan insan desin ki, ya adam ne güzel sohbet yapıyor diyor. Kim ne anlayacak senin? Ondan sonra CNC tezgahının vesairesinden falan. Sana ne zaten ya, millete ne? Kulaklığı takıyor, bağıra bağıra konuşuyor bir de. Bir de telefonda bağıra bağıra konuşanlar var, tüccarlar. Öfkeli böyle. Niye onu yaptın? Ya mecbur muyum ben senin ya basiretsiz ticaretinin ayrıntılarını duymaktan? Eğlenceli oluyor bazen, o da ayrı mesele. Niye Türkiye bu hale geldi onu anlıyorum. Ya biraz efendi olun, saygılı olun. Hiçbir memlekette çocuklar bu kadar avazı çıktığı kadar bağırmıyor. Niye biliyor musunuz? Çünkü annesi babası da öyle konuşuyor. Geliyorlar, oturuyorlar, yayılıyorlar. Bağır, çağır, bağır. Bir şey söyleyeceğim. Herhangi bir sınıfa mensup değil ha. Bodrum Havalimanı'nda da aynı şey, Ankara'da da aynı şey. Bizim entelektüel diye bildiğimiz koca koca insanlar ne kadar iyi bildiklerini kanıtlamak için bağıra bağıra konuşuyorlar. Allah'ım başıma ağrılar gibi. Diyor ki memleket ondan bir yere gitmiyor. Anlattığı mevzunun hiçbir önemi yok, kıymet harbiyesi. Ve ben dinlemek mecburiyetinde değilim. Nereye seyahati gitmiş onu anlatıyor. Biz 6 tur atmışız, sollamışız çoktan oraları. Hanımefendi bilmem kaç yaşında, ondan sonra saygıdeğer, nazik, zarif ama bağıra bağıra konuşuyor. Demek ki sadece görüntüde. O yüzden hiçbir sınıfa mal etmiyorum bunu. Hepimiz böyleyiz. Eğer gördüğümüzden fazlasının olduğunu kabul etmezsek bu dünyada bu büyüme oranları olmayacak. O yüzden kıymetli kardeşimin cevabı bu. Bizim gördüğümüzden, bildiğimizden her zaman daha fazlası var. Bunu bilirsek susarız. Böyle bak.
Ama marifetmiş gibi etrafa bağıra bağıra bunu anlatırsak komik duruma düşeriz. Türkiye maalesef komik duruma düşüyor. Bir de saygısız gözüküyoruz. Yabancılar hepsi ayıplıyor. Bağıra çağıra konuşanlar. Bize ait kültür değil. Türkler bağıra çağıra konuşmaz normalde. Anadolu'da böyle bir şey görmedim ben. Bu yeni bir tür. Nesil gelişiyor. Yaşlılar da maalesef bayraktarlık yapıyorlar bu işte. Tamam, yoksa %5 olur. Hocam, üçüncü çeyrek verisini beklerken iki soru geldi şu an karşıma. İkisini ben birleştirip soruyorum. Büyümenin cebimize yansıma dönemi size göre ne zamandır? Bu 3 yıllık hedefin içinde. İyi bir soru değil bu. Bunun mantık hatası var. Büyüme yansımazsa, yani zaten cebine yansımayan büyüme olmaz. Yani cebine yansıdı diye büyüyorsun. Ondan sonra büyüyorsun ve ondan sonra cebine yansıyor. Evet. Ondan sonra. Ama dediğim gibi şimdi %0 olduğu için hissetmiyorsun. Gelecek sene %5 olduğunda hissedeceksin. Hakikaten bir sene sonra 5 olursa yine hissedeceksin. Niye? Demin anlattım. Evet. %32 nokta bilmem kaç enflasyon olmuş 2 yılda ama kimsenin geliri o kadar artmamış. E tabii ki insanlar sinirleniyor. Şimdi eğer senin gelirin de enflasyon kadar artarsa hissedeceksin. İşte bu kadar basit. Büyüme önemli değil. Senin gelirin enflasyonun üstünde artıyor mu? Bir ona bakacaksın. Onu kontrol ettin mi iş tamam. Dolayısıyla büyümeden biraz kopar işi. Ve herkes kendini kurtarsın. Herkes ülkeyi kurtarmayı konuşuyor. Kendini kurtarmayı konuşmuyor. Rakam geldi galiba. Geldi. Tamam. %0.9 artış var. Tamam işte. Moralinizi bozmayın dedim. İyi bir şey ya. Eksi de olabilirdi yani. Dolayısıyla büyüme... Ama hocam zaten tahmin %1'di. %0.9 aslında tahminleri de çok altında bir rakam değil. Tabii. Gayri safi yurt içi hasıla 3. çeyrek ilk tahmini zincirlenmiş hacim endeksi olarak 2019 yılının 3. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %0.9 artıyor. Üretim yöntemiyle gayri safi yurt içi hasıla öyle tahmini... Öyle bulunuyor zaten. Öyle hesaplanıyor evet. Bizde. 2019 yılının 3. çeyreğinde cari fiyatlarla %11.5 artarak 1 trilyon 145 milyar 99 milyon lira. O bizi ilgilendirmiyor cari fiyatlı olanı. Biz reel olarak bakıyoruz. Reel'e bakıyoruz. Özetle virgül büyüme oranları sürpriz değil nokta. Bir sonraki çeyreğe bakınca işler daha rahat anlaşılacak. Hocam şöyle kısaca bir sektör sektör gidiyorum tamam. Karşıma çıktıkça. Tarım sektörü toplam katma değeri %3.8, sanayi sektörü %1.6 artıyor, inşaat sektörü %7.8 düşüyor. Normal. Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinin toplamından oluşan hizmetler sektörünün katma değeri ise %0.6 artıyor. Yani dediğim gibi sürpriz değil bu rakamlar. Bu bahsettiğiniz de şeyler de sürpriz değil. Dördüncü çeyreğe bakacağız. Ama şu anki gelen rakam %0'ın etrafında bir büyümeyi garantilediğimizi gösteriyor. Evet. Bu da önemli. Demek ki yıl sonu için özellikle yılın ikinci yarısından sonra belirlenen hedefler, revize edilen rakamlar daha gerçekçiliğini gösteriyor. Evet, ortaya çıkmaya başlıyor diyelim. İş gücü ödemeleri %19.8 artmış. 2019 yılının 3. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre tekrarlayalım. %19.8 bir artış var. Net işletme artı karma geliri ise %6.2 artıyor. Hocam bu aslında ödemelerden bahsederken ben konuyu biraz da izninizle bugün başlayacak olan asgari ücretin ne kadar olacağıyla ilgili yapılacak olan toplantıda bütün gözler, milyonları ilgilendiren bir konu bu. Şimdi ben onu da yönetmenimden rica edeceğim. Ekrana eğer alabilirsek. Bir işçinin aldığı asgari ücret aylık brüt 2558 lira 40 kuruş. Bir daha söyleyin herkes duysun. Bir işçinin aldığı asgari ücret aylık brüt 2558 lira 40 kuruş. Vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2020 lira 90 kuruş oluyor. Evet. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti bir işçi için 3006 lira 12 kuruş. Tamam. Yani şöyle bir şey. 2020 lira net ele geçen asgari ücretin İşverene maliyeti 3000 liranın biraz üzerinde. Evet. Ama gel gör ki
Kime sorsam asgari ücretle çalışanın var mı diye, herkes yok, ne alakası var Emre'cim, bizde 3-4 kişi anca çalışıyor falan diyor. Şimdi OECD raporunu söylüyorum, sıkı durun, herkese söyleyeyim. Türkiye'de asgari ücretle çalışanların toplam çalışanları oranı %42. Hop kaldı herkes böyle. Evet. Ya hani çalışmıyordu asgari ücretle kimse? Niye biliyor musunuz? Çünkü görünen kısmı asgari de ondan. Öbürü açık hesap. Daha çok inşaatta zaten. Kayıt dışılık. Demin gösterdim. Evet. Kadınlarda kayıt dışı istihdam erkeklerin kaç katıymış? 20 puan üstünde. 6 katı 6. Öyle. Boğaz topluluğuna çalıştırıyorlar. Çok da üstüne gelirse maliye ve şey, Çalışma Bakanlığı asgari ücretten gösteriyorlar. Yani sosyal oran %42 oluyor. %40 OECD diyor. Neredeyse yarısı. Bize en yakın olan galiba Estonya'ydı, %19'la falan bu bölgede. 42 nere? 19 nere? O yüzden asgari ücret bizi ilgilendirmez diyenleri hayır kardeşim ilgilendirir. Çünkü devlet diyor ki bari gösterdiğinizin diyor tavanını yükselteyim de diyor vergisini doğru düzgün ödeyin diyor. Ben Futbol Federasyonu'ndayken Çalışma Bakanlığı'ndan geldiler. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan. Hocam sana bir şey söyleyeceğim, bize yardımcı ol, nedir? Bahsettiğim 2012. Futbol kulüpleri dedi, o koca koca transferler vesaire hepsini asgari ücretle gösteriyor teknik direktörlük. Yapma ya falan dedim. Ya bari rica et de tavandan göstersinler. Bir baktık sahiden öyle. Ama mevcut başkanlar da diyorlar ki arkadaş ben diyor enkaz devraldım. Ödememişler. Cezalar gelmiş. Nasıl ödeyeceğim ben şimdi SGK'ya bu cezaları diyor. Herkes diyor asgari ücretten göstermiş diyor. Gösterilmeyen de var bu arada. Bu arada bazı uyanık kulüp başkanları sezon bittiği zaman 3 ay boyunca kulübün içinde çalışan işte sağlık personeli bilmem ne, onları da işten çıkarıyor, sonra tekrar geri alıyor. Ya ne olacak 3 aydan sen de? Ama sonunda bir uzlaşma yolu bulundu. Futbolda bile o koca koca transferlerin sahipleri olan arkadaşlar asgari ücret alıyormuş gibi gözüktüler. Şimdi iş biraz değişti. O yüzden şaşırmayın. Yani OECD ülkeleri arasında nasıl asgari ücret alıyor gibi gözükebiliyorlar? Öyle yapıyor, borduruyor, öyle yazıyor. Şimdi transferler sırasında haberlerini yapmıyor muyuz? Hı-hı. Bu kadarlık bir ücrete bu takımla anlaştı, hı-hı, diye. Gelir vergisini şey ödüyor. Gelir vergisini kulüp ödüyor. Hı-hı. Ben de ter ter tepiniyordum. Diyordum ki adama bak, yani vergi cenneti oldu Türkiye. Kulüp ödüyor her şeyini. Bu nasıl bir şey dedim ya. Benim ne anılarım var, yani kitap haline getireceğim. Yani futboldaki hataların, futboldaki yaklaşım yanlışlıklarının asgari ücretle futbolculara göstermek dahil olmak üzere neler neler var. Ve kurtulmadı böyle. Böyle yapınca kurtulamadılar. Belki ahlaklı olsalar kurtulabilirlerdi. Neyse, sonuçta bütün futbol kulüpleri bir intizama geldi bu konuda. Ha şöyle bir şey, futbolcu da diyor ki abi diyor alsak diyor iyi diyor, aylarca falan bazen diyor ücretimizi alamıyoruz diyor. O da ayrı mesele. O da ayrı mesele. Yani neyin diyor SSK'sını, neyin vergisini ödeyeceğim diyor. Zaten ödemiyorlar diyor. FIFA'da birikmiş 400 davamız vardı. Omar Ungaro diye bir adam vardı FIFA'da. Beni görünce yolunu değiştiriyordu. Ben de o zaman federasyonun genel sekreteri. Dur ya bir şey sormayacağım. Halini hatırını soracağım diyordum. Zürih'teki FIFA merkezinde. Adam görünce kaçıyordu benden. Çünkü o kadar çok dava var ki. Bu alacak verecek futbolcu ücretleri, bunun üzerine inanılmaz davalar vardı. Ve Türkiye'nin toplam çalışanlarının %42'sinin asgari ücretle gösteriliyor olması bu açıdan şaşırtıcıydı. Zaten genel tarzımız bu. İddia edemiyorsun bir de. Ha bak sen bunu alıyormuşsun diyor. Açıktan ödemeler kanuni değil çünkü. Herkes bir etrafına bakacak. Yani. Hocam şöyle bir sorumuz var. Asgari ücrete gelecek olan zam neye göre karar veriliyor? İşte görülmüş rüya tutulmuş fala göre karar veriliyor. Yani şimdi işveren diyor ki aslında hiçbir işveren rakama takılmıyor. Bakın işverenler aslında çoğunlukta basiretli, benim bahsettiğim böyle %20-30'luk bir kesim var. Yani hiç hoşa gitmeyecek işler yapıyor ama çoğunluğu diyor ki beni ilgilendiren diyor 3000 lira 5000 lira olması değil diyor oran. Sen şimdi %20-25 arttırınca üst baremdeki diyor ücret alanlar da bana niye yok diye veriyorlar. Ben de diyorum ki beklenti enflasyonuna göre yapmam lazım ki ben de kendimi ayarlayayım ve sürekli sendikal faaliyetlerde de çatışmaya giriyorlar.
Özellikle cam sektöründe, lastik sektöründe, demir çelikte de ara sıra oluyor vesaire. Yani çok önemli havacılık sektöründe. Yani maaş zamları bu asgari ücrete bakılarak yapılıyor. Asgari ücrete aslında hiçbir şey yok. Yani yaşam sınırının altında, yoksulluk sınırının altında. Evet. Ama %20-30 zam yaptığınız zaman üstteki maaş alanlar, yani 2000 lira değil de 2500 liralık maaş alan kişi diyor ki bana da yapacaksın diyor. Bak diyor asgari ücretleri ne ver? En azından diyor yarısını yap diyor falan. Yani şimdi konu işverenin maliyeti değil. Yani işveren zaten diyor ki ben ödüyorum hepsini diyor. Zaten benden diyor bordro vergisini daha az alsalar ben diyor daha fazla vereceğim çalışanıma diyor. Bende bir alakası yok ki diyor. Yani ben veriyorum zaten bordro vergisini diyor. Herkes de bunu bilsin. Yani işverenin haklarını da savunacağım ben burada. Sosyalist değilim, söylemiştim. Mantıklı olan neyse, rasyonel olan neyse o. Biz vergileri veriyoruz. Sen vermiyorsun kardeşim. Ne atıyorsun kafadan? İşveren veriyor o vergi. Senin gidip maaşını alıp vergi dairesine yatırmışlığın var mı? Bütün o parayı yine işveren veriyor. Yani senin maaşını yatırıyor, bir de onu gidiyor işveren veriyor. Adam yapmıyor bir de bunu. Adam meraklısı değil. Daha düşük bordro vergisi olsun değil mi? Daha az versin. Ama bütün senin maaşını, ücretini yatırıyor hesabına. Bir de gidiyor vergi dairesine SSK'nızı yatırıyor, bilmem neyi yatırıyor. Bordro vergisini yatırıyor. Adamın bir kabahati yok ki. Dolayısıyla iş adamları ve iş kadınlarının da bu konuda sıkıştığını anlayalım. Asgari ücrette bir sıkıntı yok. Biz veririz diyor. Oran yüksek olduğu zaman üst baremdeki ücretler de biz de aynı oran ya da bunun yakınını kadarını isteriz diyor. İşte oradan vavela kopuyor. Yoksa herkes ya alın terinin karşılığı ödenmez, ödenemiyor zaten. Öyle bir para yok dünyada. Yani bu Türkiye Cumhuriyeti'nin ayağa kalkmasını, ayakta kalmasını sağlayan kıymetli insanların alın terinin karşılığını verebilmek mümkün değil. Hiçbir para bunun karşılığını veremez. Ama ortada bir bütçe var, bir gerçek var. O yüzden takıldığımız yer meblağdan çok oran. Oran büyüdü mü kavga çıkıyor, başlıyor bütün diğer yerler. Ama olmasın mı? Olsun. Ama büyüme, insanların, firmaların, herkesin gelirini artmaya başlattığı yerde büyümenin bu tip sorunlar kalmaz. O yüzden en önemlisi büyümediği kalkınma. Kalkınan ülkelerde böyle dertler konuşulmuyor. Hani geçenlerde de ya işte falanca ülkelere verdiler, onlar battı diye batan matan falan yok. Haberiniz olsun yani. Gerçekçi olan. Hani baktık oradaki rakamlara. Adamlar 60 bin dolar kişi başına düşen gelire falan kavuşmuşlar. Kimsenin battığı falan yok. Tamam. Ama biz verirsek batabiliriz, o ayrı mesele. Neden? Çünkü yanlış yerlere para harcadı. Yani vatandaşına bir şey verecekken veremiyorsa bir devlet başka yerde bir enayilik yapmıştır. Başka yerlere para harcamıştır. Halbuki önce vatandaşın refahını yükseltmesi lazım. İç ve dış politikasını vatandaşının refahını yükseltmeye yap. Onu da habis işlerle değil, selim işlerle yapmak zorundayız. Ona biraz önce bahsettiğiniz kalkınma. Amerika Birleşik Devletleri çok özür dilerim. Yok, habis işlerle yükseltiyor. Halbuki barışla, değil mi? Barışla, huzurla, refahla bunu arttırmak lazım. Buyurun, kusura bakmayın. Tehditle ve evet, korkuyla tabii, değil, doğru. Biraz önce yok, sizin anlattığınıza biraz önce kalkınmadan bahsettiniz. Kalkınan ekonomilerden bahsettiniz. Bu söylediğinizde bu mu demek oluyor diyecektim. Siz zaten cümleyi tamamladınız. Peki hocam, kalkınma ekonomisi dendiği zaman Türkiye'yi nerede buluyorsunuz, nerede görüyorsunuz? Çok gerideyiz ya biz bu işte. Yani şeyi anlamadı insanlar. Bir kurt sürüsünün örneğini vereyim mi? Lütfen. Şimdi bütün iş insanların yaptığı hatayı söyleyeyim. Bir kurt sürüsü genelde nasıl yaşar? Bir yerden bir yere hareket ederken öndeki 3-4 tane kurt aslında yaşlı kıdemli kurtlardır. İki sebepten. Bir, geride kalırlarsa olmaz. Bir, o yani sürünün hızını belirlerler. İki, patikayı biliyorlar zaten. Onlarca yıl geçmişler. Onlardan daha iyi bilen kimse yok. Kurt onlar. Hem kurt hem kurtlar. Arkada 5 tane genç onları korur. 4 ya da 5. Hemen arkasında dişiler ve yavrular yer alır. Artçı kuvvet olarak 4-5 kurt daha vardır genç. En arkada kim vardır? Lider, lider. Alfa. Yani lider nerede duruyormuş? En arkada. Yani sürünün tamamından sorumlu olduğunu bildiği için kendini ileri atmıyor. Ortada da saklanmıyor. Geride duruyor. Çünkü o sorumlu. Kendinizi
liderlik ettiğiniz bir yerde, bir kurumda, bir partide, bir şirkette, herhangi üniversitede, okulda, lisede sorumlu hissetmezseniz hep öne atarsınız kendinizi. Ben gözükeyim diye. Halbuki sen oradaki insanların her şeyinden sorumlusun. O yüzden sen en arkada gideceksin. Sen güçlüsün de zaten. Güçlü değilsen oturma o koltuğa. Hazır değilsen oturma. Hemen kalk. Çünkü Allah, yani Yaradan, insanı hep kötü şeylerle sınamaz. Bir de hak etmediği iyi şeylerle de sınar. Sen şimdi bir koltuğa oturduğunda o koltuk sana 6 numara falan büyük geliyorsa, şirket patronu olarak, kadın ya da erkek fark etmez. Siyasi partide, herhangi bir önemli bir kurumda, bakanlık, bir devlet kurumu, bürokrasi, rektörlük, sayabilirim bunu. Milletvekilliği. Bir düşününce o zaman diyecek ki bu koltuğu tam oturmak için gereken nedir? Tamamla. Hemen de kalk demiyorum. Aa, bana büyük geldi, iyi günler demesin. O yüzden kalkınma bu şekilde olur. Kalkınma liderlik etmekle olur. Patronluk etmekle olmaz. Patronluk eden ülkede kalkınma olmaz. Şunu yap, şunu yap. Neyi yapıyorsun ya? Elde kaynak yok. Öncelik tespitleri yanlış yapılır büyümede. Kalkınmada öncelik tespiti doğru yapılır. Bu kadar basit. Adalete önem verilir. Herkes huzur içinde olur dolayısıyla. Hakkının yendiğini düşünmez. Bütün iş odağını işine verir. Ve güzel işlere verir. Eşitlik, özgürlük vardır. Kafası yatmadığı zaman insanlar sorabilirler üstlerine. Der ki bu benim aklıma yatmadı. Üç, eğitim en yüksek seviyededir. Kalkınma böyle olur. O zaman şeyi düşünmezsin. Acaba kapımın önüne ne zaman falanca arabayı çekeceğim? Bilmem ne restoran var şehir merkezinde. Herkes gidiyor, ben orada gözükür müyüm diye. Çünkü eğer kalkınırsan aynı kalitede restoran senin mahallene gelecek de o yüzden. Hiç aramayacaksın onları. Arada bir gideceksin oraya. Bilmem ne konserinde en ön sıra demeyeceksin. Sana gelecek zaten, merak etme. O. Ama sen şu an en iyi araba, en iyi ev, ondan sonra efendim işte bilmem ne restoranında en iyi rezervasyonu ben yapayım. Ondan sonra türlü türlü şatafat şaşaya gark olmaya çalışırsın. Niye? Eksiksin çünkü. Kalkınma kendi kendine yetenlerin başaracağı iştir. Kendi kendine yetmeyen bir ülke bir şeyi başaramaz. Kendi kendine yetmek de her şeyi kendin yapacaksın değil. Öyle bir dış siyaset üretirsin ki sende olmayanı da dost olduğun ülkelerden makul fiyatlarda alırsın. Herkes der ki ya biz seviyoruz bu insanları. Onlar bize onu veriyor, biz onlara bunu veriyoruz. Böyle gider. Bunu yapan ülkeler var. Biz de yapabiliriz. Ne yapmayalım ki? Ama yani o da şöyle bir şey. Bir de zamanı geldiğinde de tamam benim yapacağım her şeyi yaptım ben. Hadi müsaade arkamdan gelenlere yol vereyim diyen de liderler lazım. Ben kendim birçok kurumda böyle gittim. Tamam artık yapacağım her şeyi yaptım dedim. Başka bir maceraya gitmem lazım benim. Başka şeyleri öğreneceğim macera. O yüzden herkes diyor ki ya hoca diyor 50 yaşındasın ama çok iş yapmış. E yaptım çünkü kalkmayı bildim oturduğum koltuktan. Sayayım rektör yardımcılığından vergi konseyi üyeliğine, Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye İhracatçılar Meclisi anlatayım. Şirketlerde bağımsız yönetim kurulu üyeliği, futbol takımlarının yönetimi, UEFA görevi. Hatırlamıyorum bile müzisyenlik, yazarlık. E niye bunu yapıyorum? Çünkü her seferinde başka bir maceraya gitmek. Tamam ben burada yapacağımı yaptım dediğin zaman kalkıp gideceksin. Ya ilelebet insan bir koltuğa oturmak için yapışır mı? Veya o koltuğa oturmak için hesap yapmaz insan. Hayallerini gerçekleştirmek için gider. Der ki ben bu işin doğrusunu ben yapacağım. Yap. Herkes seni hayırla yad etsin. Hadi arkadaşlar Allah'a ısmarladık. Bu genç arkadaşlar benim yerime geldi dersin gidersin. Ben hiçbir zaman hiçbir kurumda Emre Alkin giderse her yer tarumar olur demedim. Ama iyi insan olduğum için beni çok aradılar. Ama ben yokken de oraları çalıştı. Çünkü o şekilde kurguladık. Bütün arkadaşlarımı, önemli arkadaşlarımla tanıştırdığımda öyle bir seviyeye getiririm ki ben bir gün bu dünyada olmasam da siz arkadaşlığa devam edin. O kıvama getiririm. Ama Türk insanı genellikle bunu böyle yapıyor. Herkesi kendine mecbur, kendine böyle nasıl diyeyim talep edilir hale getiriyor. Benden bir şeyler istesinler diye. İstemesinler ya. Herkes kendi ayaklarının üzerinde dursun. Doğru. Kendi kendine yeten ülke kalkınır. Tek kısa. Kendi kendine yeten ülke kalkınır. Kendi kendine yetmeyen kalkınamaz. Bu kadar basit. O yüzden bizim kafaya takacağımız şey kalkınma.
Kalkınmadan, büyümeden bahsederken hocam, dediniz ki dördüncü çeyrek, bu çeyreğin, üçüncü çeyreğin yani Temmuz, Ağustos, Eylül dönemi. Çok önemliydi, ondan geçelim. Çok önemli değil diyorsunuz, onu atlattık. Onu anladık zaten, oldu. Acıları tamam. Çektik, öyle. Acıları çektik, tamam. Öyle. Şimdi dördüncü çeyrekte daha yüksek bir büyüme gelecek diyorsunuz. Buna bağlantılı olarak Kasım ayı ihracatı ile ilgili nasıl bir beklentiniz var? Hatırlarsanız Ekim ayının endeksini sizinle değerlendirmiştik geçtiğimiz ya, hafta. %8'lik bir artış vardı ithalatta. Elinden geleni yapıyor ihracatçı. Yani geçenlerde bir ihracatçıyı da siz hem de önemli bir ihracatçıyı konuk ettiniz. Ne desin? Diyor ki ya çırpınıyoruz işte diyor. Yani arttırmaya çalışıyoruz ama işte fazla da katma değer olmadığı için üründe ürünün ham maddesinin fiyatı düşünce ürünün de fiyatı düşüyor. Ya öyle bir şey üretiyorlarmış demek ki ya. Ben bu eleştiriyi getirdiğim zaman kızıyorlar. Ham maddenin fiyatı düşünce ürünün de demek fiyatı. Ham madde ile nihai ürün arasında bir şey yok fazla. Yani buğdaydan un gibi. Evet. Ya da undan hamur gibi, hamurdan ekmek gibi bir şey. Çok düşük katma değerle çalışıyor demek ihracat. Halbuki onun içine başka şeyler koyduğunuzda mesela tekstil ve ham maddeleri sektöründe uzay elbiselerine de iplik veren var. İtfaiyecilerin elbiselerine de, itfaiye hortumlarına, uçakların içindeki bazı malzemeleri de kendi ürünlerini verenler var. Onlar çok yüksek katma değerdi. Ama ham maddeyi alıp da ufacık işleyip satmaya çalışıyorsanız tabii ki sizin fiyatlarınız düşer. Yani o zaman diyorsunuz ki Kasım ayında da belki diyorsunuz toplam bedelde ihracatta bir gerileme olabilir ama adet bu şöyle, demek değildir ki ihraç edilen ürünlerin sayısında da bir düşüş olacak. %10'luk falan ihracat artışlarını unutsun herkes. Şu an bütün dünya büyük bir yaşama mücadelesi veriyor dış ticaret. Onu da unutmamak gerek. İhracatçı %1 bile büyüse teşekkür edin ona. İnanılmaz bir mücadele, müthiş bir mücadele yapılıyor. Yani öyle böyle ve hızlı. Yani bir Barcelona-Liverpool mücadelesi gibi falan. Yani nefes almadan seyrediyorum. Öyle çalışıyor ihracatçılar. Ve bence çok destek vermek lazım. Yani döviz kazandırıcı faaliyetleri yapanlara, memlekete $1 bile fazla getiren herkese teşekkür etmek lazım. O yüzden bu kendi kendini yetmekle alakalı önemli bir adım. Biz ihracatla kalkınırız. Üretmekle değil. Üretmek bedava iş. Bak ne diyor? Saygıdeğer kanaat lideri size gelen diyor ki ham madde fiyatları düştü diye bizim de satış fiyatımız düştü diyor. Demek ki ham madde ile satış fiyatı arasında bir fark yok. Yani sattıkları malın değeriyle ham madde arasında çok az katma değer yaratabilmişler. Değil mi? Halbuki bunun tersi, ham madde fiyatı düşünce ciddi para kazanmaları lazım, maliyetlere düştü. Daha fazla. Demek ki koyamamış sektör. Yok, kendisinin yüksek katma değer yaratan ürünleri var ben biliyorum ama sektörün geneli demek böyle değilmiş. Yapacak bir şey yok. Bizim kabahatimiz değil. Yani herkes bir otursun düşünsün. Rakamlar açıklandığında zaten bu hafta üzerinden sık sık geçeriz hocam diyelim ve isterseniz son konumuza gelelim. Tamam. Zaten son 5 dakikamız kaldı. Bununla birlikte bankalar. Doğru. Bankalar Ekim ayında rekor kırıyor. Ve Ocak-Ekim faiz geliri ise 272,1 milyar lira oluyor. Bunları madde madde çıkardığım yönetmenimden de rica edelim. Hadi. Tüketici kredileri faiz gelirinden bahsediyorum. 52,3 Ekim ayı. Milyar. Milyar lira. Kredi kartları 12,1 milyar lira. Hı. Taksitli ticari krediler 31,4 milyar lira. Ve diğer krediler 176,3. Diğer dediğin zaten kurumsal olanlar. Evet. Ondan sonra şimdi doktora derslerime gelen kıymetli uzmanlarla beraber yaptığımız çalışmalar, onların harikulade çalışmalarından bana yansıyanları söyleyeyim. Özellikle sorunlu krediler bakıldığı zaman onların yeniden yapılandırılması öyle düşük faizlerle falan olmadı. Dolayısıyla tahakkuk ettirdiğiniz andan itibaren otomatik olarak zaten bilançoya yansıyor. Dolayısıyla siz zannediyorsunuz ki o faiz geliri nakit akıyormuş gibi. Hayır, öyle bir gelir var ama o kağıt üstünde. Şu. Değerleme olarak gözüküyor. Yani zannetmesinler bankalar acayip kâr etti. Hayır, edecek zaten ya, etmesi de lazım. Etmez ayakta duramaz. Ama yeniden yapılandırmalar yüksek faizli olduğu için bir, iki tane sorun yarattı. Bir, vay canına bak bankalara bak amma kâr etmişler algısı oldu. Ama
Gel gör ki durum öyle değil. Çünkü bankalara nakit taze para lazımdı. Şimdi o eski kredileri yeniden yapılandırdılar. Yine tahsilat uzadı. Evet. Kağıt üstünde kar var mı? Alacak. Yani şimdi şöyle diyeyim size. Aktifle pasif arasındaki farktır değil mi? Kar. Aktifte alacaklar var. Alacaklar büyüdü diye nakit kar elde edemezsin. Herkes bu şekilde baksın. Olur mu? Vicdanlı baksın yani olaya. Yani bankaların bazıları vicdansız işler yapıyor olabilir. O da şikayet oluyor. Müdahale ediliyor. Şimdi tüketici kredilerinde uzun yıllardır hep aynı trend devam eder. Halbuki Basel diyor ki ne kadar çok yayarsan o kadar iyi ama bizim bankalarımız tüketici kredilerinde yüzde olarak çok ileri gitmediler. KOBİ kredilerinde de yüzde olarak çok ileri gitmediler. Ama kurumsal kredilerde delirdiler. 2015'ten sonra bir patladılar. Bunun da iki sebebi var. Bir, oraya doğru gidelim. Mesela ben nice banka genel müdürü gördüm. Emre'cim işte bize diyor böyle birkaç kişi bul. İşte 60 milyonluk kredi istesin falan dedim. Abi onu herkes istiyor zaten yani. Ha, bir de sağlam olsun diyor. Aa sağ ol tamam hadi. Yani biraz basit işe kaçtılar. Yani çok fazla insana kredi vermek yerine büyük büyük meblağlarla birçok şirkete kredi vermeye kalktılar. Sonra ne oldu? Yeniden yapılandırmak zorunda kaldılar onları. Dolayısıyla yüzdesi büyüdü. Yani kurumsal kredilerin toplam krediler içerisinde yüzdesi büyüyünce bunlar yeniden yapılandırıldığında da yüksek faizle yapılandırıldığı için sanki müthiş bir faiz geliri elde etmiş gibi gözüktüler. Hocam halbuki, en çok hangi sektörler? Enerji. Enerji ve inşaat. Tabii. Enerji, inşaat. Diyelim ve buradan sonra kaldığımız yerden hocam. Çarşamba sabahı devam edelim. Yönetmenim çok uyardı çünkü. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Değerli izleyiciler, efendim haftanın ilk işlem gününde Profesör Doktor Emre Akin'le beraber gerçekleştirdiğimiz parasal programın sonuna geldik. Saat 15.30'da görüşmek üzere.